Kolonun özellikle organ olmasının nedeni içerisinde bizim halihazırda kesinlikle bilmediğimiz pek çok şeyi de sentezleyebilir olmasıdır. Bu sentez dediğimiz işlem insan vücudu tarafından yapılmaz. Bu doğrudan oradaki yaşayan mikroorganizmaların işidir. Bunlar dahili toprakları bir şekilde sürerler. İnsan kolonu bir fermentasyon organıdır. Yani gıdanın emilen kısmının dışında kalan içeriği kalın bağırsak içinde mayalanma işlemine uğrar. Bu mayalanma işlemi aynı zamanda kalın bağırsakların vücuda bir enformasyon vermesini de sağlar. Aynı durum işkembe dediğimiz organda geviş getiren hayvanlarda yapılmaktadır ki hayvanın sütünün kıymeti bu işkembe içerisindeki mikroorganizmaların gösterdiği işleve bağlıdır. İnsan vücudundaki kalın bağırsaklar bu açıdan çok fazla araştırılmamıştır. Mikrobiyota dediğimiz oradaki mikroorganizma dokusu uzun süreden beri aslında açıklamayı muhtaç olarak beklemektedir. Bu konudaki yayınlar 2010'larda, 2011'lerde ağırlık kazanmıştır. Kalın bağırsakların bir şekilde uzaklaştırılması bu mikroorganizmaların işlevini kaybetmelerine kısmen yol açar. Hastaların beslenmeleri diğer kanser türleri gibi doğal beslenme ağırlıklı olmak zorundadır. Ama kalın bağırsaklarda sentezlendiği kesin olarak bilinen B vitaminlerinin bir kısmı dışarıdan alınmak zorunda kalır. Eğer gıda içeriği, yenilen tüketilen şeyler yeterince zengin ve tamsa bu ihtiyaç azalacaktır. Olmaması durumunda ise aynen diğer insanların yaptığı gibi vitamin takviyeleriyle yerine konmaya çalışılır.